Merhabalar herkese. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nun düzenlediği sosyal politika buluşmalarının 8.'sine ve bu dönem için de sonuncusuna hoş geldiniz. Öncelikle şu bilgiyi paylaşmak isterim ki etkinliğimizin sunum kısmında video kaydı alınacaktır bilginize. Arzu ederseniz kameralarınızı kapalı tutmayı tercih edebilirsiniz. Ancak soru cevap kısmında kayıt alınmayacaktır ve sunum sonunda varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Etkinlik kapsamında yüksek lisans programımızın 2020 mezunlarından Püren Aktaş ve 2022 mezunlarından Tuğba Zeynep Şen konuşmalarını gerçekleştireceklerdi. Ancak Püren Aktaş özel sebeplerle katılım sağlayamayacak maalesef bu etkinliğimize. Bu nedenle etkinliğimizde hem son mezunumuz olan hem de Sosyal Politika Forumunda da araştırmacı olarak bulunmuş Tuğba Zeynep Şen'in sunumunu dinleyeceğiz. Kendisinden biraz daha bahsetmek isterim. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünden alan Şen, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı'nda tamamladı. Belirttiğim üzere Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nda araştırmacı olarak da çalışmış olan Şen, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde iletişim alanında doktora eğitimini sürdürecek. Tuğba'nın yüksek lisans tezi COVID-19 pandemisinde Türkiye'de siyasi söylem konusundadır. Tam başlığı ise COVID-19 pandemisinde Türkiye'de siyasi söylem ve sağlık iletişimi eleştirel bir analiz şeklinde. Daha fazla uzatmadan ben sözü kendisine bırakmak istiyorum. Eğer hazırsan sunumunu gerçekleştirebilirsin Tuğba. Söz sende. Herkese de merhaba. Bir dakika, bunu paylaşıyorum. Yani ben bu senin de söylediği gibi tezimi COVID pandemisi Türkiye'deki siyasi söylem ve sağlık iletişimi ile ilgili yaptım. Bu konuyu ilginç bulmamın sebeplerinden biri özellikle COVID'in getirdiği çok spesifik politika ortamıydı. Çünkü COVID hani hem çok yüksek belirsizliğin olduğu çok yani hemen hemen kimsenin özellikle ilk başlarda ne olduğunu ya da ne yapılması gerektiğini anlamadığı çok yeni şartlar getiren hem politika yapımı için hem sağlıkla ilgili ekonomiyle ilgili hem yani hem politika yapma konusunda hem de günlük hayatla ilgili çok alışılmadık kısıtlamalar ve günlük hayatın düzeninde ciddi bozulmalara sebep olan bir durum oldu. Hem de nedenselliği biraz belirsiz olan bir durum. Yani buradaki kastettiğim şey nedensellik derken şimdi COVID doğal bir olay bir yandan şey anlamında. Hani bu bir virüs ve yani bütün komplo teorilerini bir yana bırakırsak yani virüsler doğal olaylar. Ama bunun sebep olduğu kriz aynı zamanda tam olarak neden sebep olduğu konusunda çok farklı teorilerin ve çok farklı açıklamaların geliştirilebileceği bir alan. Yani mesela bunu biz fazla küreselleşmenin bir sonucu olarak da ve yani birbirine çok fazla bağlı olan farklı üretim ve tedarik zincirleriyle ilgili bir şey olarak da açıklayabiliriz. Aynı şekilde yetersiz sosyal koruma ağlarının bir sonucu olarak da görebiliriz. Ve bunun siyasi konuşmalarda özellikle liderler tarafından ne şekilde ele alındığı bu noktada çok önemli oluyor. Çünkü bu yani yüksek belirsizlik özellikle genel olarak vatandaşlarda, halklarda politik liderlerine bu yani hem politik liderlerine hem de bilimsel otoriteler ama bilimsel otoriteler de aynı zamanda bir miktar iktidar tarafından yutulduğu miktarda ya da politik düzen tarafından yutulduğu miktarda yine işte politik liderler bir noktada en azından onların onayına tabi şekilde. Ama bu liderlere bakıyor insanlar bir açıklamalar için ve onların ne şekilde bu krizleri açıkladığı ve kurguladığı bunun insanlar tarafından ne şekilde anlaşıldığını belirliyor ve aynı şekilde bunun çözümünün ne şekilde olması gerektiğini de bu belirliyor. Bu bağlamda ülkelerin hemen hemen hepsi sağlık iletişimini en belki de baskın ve önemli politika aracı olarak kullandı yaklaşımlarında. Bunun sebebi biraz da COVID'in yani özelliği aslında çünkü yani özellikle hiçbir tedavisi ya da aşısı vesaire olmayan bir hastalık için yani ilk başında yapılabilecek çok da fazla aslında bir böyle daha sert bir yaptırımla ya da sert bir şeyle yapılabilecek çok da bir şey yok aslında devlet tarafından bir noktada. Yani sağlık iletişimi burada
Yani özellikle çözüm olarak ilk başta yani hastalığın yayılmasını durdurmak için bilimsel otoritelerin de önerdiği şey, yani evlerinizde kalın, sosyal mesafe uygulayın, insanlarla çok fazla yanaşmayın, uzak durun ve ne hastalığın yayılmasını engelleyin olduğu zaman insanların bunu yapmaya ikna edilmesi gerekiyor aslında en etkili olabilecek yöntem olarak. Çünkü aynı zamanda böyle işte evde kalın, sosyal mesafe uygulayın gibi şeyleri devletin çok kolluk kuvvetleri aracılığıyla yani bir yaptırımla uygulaması çok gerçekçi de değil, çok efektif de değil aynı zamanda. Hani hem bir maliyet analizi açısından hem aynı zamanda yani hak meselesi açısından da çok daha ciddi bir hak ihlaline doğru yol alıyor. Bunun için de iletişimsel ve iknaya dayalı yöntemler daha ön plana çıkıyor. Yani bir kamu sağlığı krizi olduğu zaman da özellikle sağlık iletişimi, risk iletişimi burada ön plana çıkıyor. Ama aynı zamanda Türkiye'deki gibi özellikle yani bu iletişimin büyük ölçüde yani direkt olarak ya politik liderler yani başkan, başbakan vesaire gibi ya da Sağlık Bakanı gibi devlet yapısının içerisinde önemli bir rolü oynayan bilim insanları ya da sağlık profesyonelleri tarafından yapıldığı zaman yani kamu sağlığının içerisinde, halk sağlığının içerisinde her zaman ciddi bir aslında politik bir boyutu var yapılan her şeyin. Ama bu iletişimin devlet aracılığıyla yapılıyor olması buna daha farklı bir siyasi ve yani siyasi bir boyut da katıyor ve siyasal söylemle sağlık iletişimi arasındaki çizginin iyice bu defa flulaşmasına sebep oluyor. Ve özellikle bir sağlık krizinin, bir pandeminin yani genel olarak sağlık hakkı ve diğer sosyal haklarla ilişkisi de göz önüne alındığı zaman bu flulaşma bence bayağı önemli ve ilginç bir şey. Ben de bunun için bir COVID'in Türkiye'de görüldüğü işte bu 11 Mart tarihinden sonraki ilk 3 hafta, bir de 2020'nin Mayıs ayının başlarında bir yeniden açılma, yeni normal, işte normal düzene dönme muhabbetlerinin başladığı bir dönem vardı. Sonra hızlıca biraz geri çektiler onu da. Ama o arada yani normalleşmenin ve hani kriz durumunun biraz rahatlamasının ilk 3 haftasını, o Mayıs'taki 3 hafta boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu dönemlerdeki yani kamusal konuşmalarını analiz etti. Yani bunun için siyasal söylem analizi diye yani eleştirel söylem analizinin bir alt türü olan yine Fairclough'ın ürettiği bir analiz metodunu kullandım. Burada ilginç olan, önemli olan şeylerden biri virüsün ilk nasıl kurgulandığı, nasıl sunulduğu ya da pandeminin ve burada bir yani büyük ölçüde bir doğallaştırma ve virüsün kaçınılmazlığından ya da en azından pandeminin Türkiye'ye bulaşmasından girişinin kaçınılmazlığından bahsetme var. Yani buradaki gördüğümüz gibi yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. Ve bunun sebebi olarak da Türkiye'nin diğer dünya ülkeleriyle ilişkisini kesemiyor olması, özellikle de Avrupa burada önemli bir rol oynuyor. Bu kısmen hani Türkiye'ye ilk COVID vakasının Avrupa üzerinden gelmesiyle alakalı. Ama kısmen de aynı zamanda Türkiye'nin genel son özellikle bu 5-10 yıldır görülen biraz daha yerelci, nativistik ve yani ulusalcı akımıyla ve Avrupa ile olan ilişkilerinin gidişatıyla da bence açıklanabilecek bir şey. Ama burada yani Türkiye'nin o küresel düzen içerisinde diğer ülkelere bağımlı olmasa da diğer ülkelerle birlikte var olma zorunluluğu aslında burada virüsün Türkiye'ye gelişinin sorumlusu olarak biraz daha gösteriliyor. Ve bu aynı zamanda bu şekildeki bu doğallaştırma ve kaçınılmazlığını vurgulama burada yani ilk bulaşın engellenmesinde devleti sorumluluktan büyük ölçüde muaflaştırıyor o şekilde. Ve bu aynı zamanda bahsettiğim yani ulusalcı şeyleri zaten bu işte sorun küresel çözüm ulusal ya da mücadelemiz ulusal ya da hani bunun bir sürü türevi vardı şey süresince ilk zamanlarda COVID'in ilk ortaya çıkışında. Yani bu zaten çok bariz bir şekilde de aslında bahsediyor. Yani sorun bizimle alakalı bir şey değil, sorun dışarıdan gelen bir şey. Ama çözümü biz kendimiz üreteceğiz ve yani sorunun evet Türkiye dışından zaten kaynaklandığı çok bariz ve yani doğru, yani olgusal bir şey. Ama buradaki bu küreselliğin ya da dışarıdan gelmesinin bu kadar yabancılaş
hani bu kadar vurgulanması, hani buradaki ötekinin nasıl kurgulandığı ile ilgili aslında ilginç bir şey gösteriyor. Yani Türkiye'nin son 10 yıldaki AKP'nin söylemsel düzeyde dış dünya, yani Türkiye dışındaki dünya, özellikle de Batı'yı nasıl bir öteki olarak kurguladığı ve virüsün bununla yani bir noktada eşleştirildiği ya da bir yani şey haline getirildiği konusunda. Ya burada şeyle ilgili, yani Türkiye'nin genel durumuyla ilgili, özellikle Türkiye'deki AKP hükümetinin, o noktada 17 yıl artık sanıyorum ki 19 oldu hatta, yani ama bütün işte pandeminin bu ilk dönemlerinde Türkiye'nin son 17 yılda neler yaptı? 17 yılda Türkiye'deki gelişmeler, özellikle sağlık ve diğer sosyal güvenlik sistemleri açısından çok vurgulanıyor ve bu bir şekilde biraz aslında bir pandemi hazırlığı ya da pandemiye karşı çok erken yani alınmış önlemler olarak lanse ediliyor. Bu aslında tamamen mantıksız da değil. Çünkü aslında bu tür yani çok uzun süreli ve sistematik düşünce çok faydalı da bir düşünce olabilir. Yani politika belirleme açısından, özellikle sağlık politikası gibi. Çünkü yani COVID'deki aslında gördüğümüz şeylerden biri, hani son anda bir reaktif olarak üretilen politikaların çok da başarılı olmadığı ya da çok yeterli olmadığı. Ama aynı zamanda Türkiye'deki gördüğümüzde pandemi hazırlığı ya da kriz hazırlığı olmayan ya da bunlarla hiçbir alakası olmayan şeylerin sanki çok öngörüyle ve çok başarılı bir şekilde yapılmış erken bir kriz hazırlığı olarak gösterilmesi. Ve bu da hani hem bir yandan yani yine sağlıklı bir yaklaşım değil pandemi ya da benzer krizlerin hazırlığına. Çünkü kriz durumlarının doğal olarak çok farklı koşullar ve çok farklı hazırlıklar gerektiriyor. Ve mesela ilginç bir şekilde aslında Türkiye'de Ocak'tan itibaren yapılan, biraz bakıldığı zaman, bir pandemi hazırlığı var 2020'de. Yani onun öncesinde de influenza tipi pandemikler için ya da olası epidemikler için yapılabilecek çeşitli müdahalelerle ilgili ya da politikalarla ilgili yapılmış hazırlıklar, çalışmalar var Sağlık Bakanlığı tarafından. Ama bunlardan sadece bir kere bahsediliyor bütün bu konuşma grupları içerisinde. Sürekli olarak bahsedilen şey, bir şehir hastaneleri mesela ön plana çıkarılıyor çok spesifik örnekler olarak bazı noktalarda. Ama daha genel olarak da yani Türkiye'deki sağlık sisteminde yapılmış olan bütün farklı politikalar, bir de daha genel anlamda sosyal hizmetler ya da sosyal güvenlikle ilgili yapılan şeyler. Burada özellikle mesela şehir hastanelerinde, ki mesela bu sonradan yapılan pandemi hazırlığı benzetmesi de, yani sonradan yapılan bu pandemi hazırlığı açıklaması, ya burada zaten çok aslında muhalefet altında olan bir politika seçiminin bu şekilde sonradan aslında tutarsız ve doğru olmayan bir açıklamayla meşrulaştırılması haline geliyor. Ve diğer tarafta mesela genel olarak sağlık sistemindeki yapılan şeyler, AKP'nin Türkiye'deki en popüler politikalarından biri ve AKP'nin aynı zamanda kendisini tanımlarken de en çok kullandığı, en böyle mihenk taşı olarak gördüğü politikalarından biri. Ve bunu özellikle yani çok eleştiri altında olması beklenebilecek ya da insanların beklentisi ve kaygısı çok yüksek olan bir dönemde bu kadar ön plana çıkarıyor olması, bir noktada hem o halkın kendisine duyduğu en azından belli bir noktadaki güven ya da hani popüler onayı buraya aktarması, hem de yani kendi sorumluluğunun bir noktada en azından büyük bir kısmını, böyle pandemi kriz döneminde bu çıkan sorunlarla başa çıkmadaki sorumluluğunun spesifik olarak büyük bir kısmını zaten yerine getirmiş olduğunu iddia ediyor olması. Yani biz 17 yıldır, 18 yıldır zaten işte sağlığa yatırım yapıyoruz, altyapıya yatırım yapıyoruz, sosyal güvenlik sistemlerine yatırım yapıyoruz ve dolayısıyla yapacağımızı yaptık. Ki bunu zaten daha ileride şeyde çok net bir şekilde görüyoruz. Yani söylem geliştikçe devlete ve vatandaşa verilen farklı görevler ve sorumlulukların kurgulanma şeklinde. Bu geçmişteki yapılan çalışmaları bir kenara bıraktığımızda, devletin kendisine buradaki biçtiği rol
yaptırım gücü olan bir kılavuz ya da organize edici güç. Burada devletin aktif olarak yaptığı çok bir şey görünmüyor aslında ki burada aslında şeyi de not etmek lazım. Bu hem ilginç bir şey hem de ya anlaşılması da önemli olan bir şey. Benim buradaki baktığım fiili olarak yapılan aslında politikalardan çok bu söylemlerde hükümetin kendisine ve devlete nasıl bir rol yaptığı. Yani devlet aslında kendi söylemlerindeki yapılan daha aktif bir rol oynuyor bir noktada. Ama söylemlerine bakılacak olursa kendisine biçtiği rol çok daha pasif bir rol. Yani buradaki tabii kendisine bu şekilde bir rol biçerek de aslında vatandaşlara çok aktif bir rol veriyor ve sorumluluğun büyük bir kısmını pandemiyle mücadele etmekte. Bireysel, yani bireylere ve vatandaşlara bırakıyor. Yani burada mesela Fahrettin Koca'nın söyledi. Bunu siz önleyebilirsiniz. Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim size virüsün bulaşmasını engelleyemez. Bu aslında güçlü bir şekilde de gittikçe devam ediyor. Yani hayatın normale dönmesi, tedbirlere uyulmasıyla, yani vatandaşların yaptığı şeyle şart koşuluyor. Bunu çok büyük bir sorumluluk ve toplum için yapılması gereken bir şey olarak anlatılıyor. Ve aynı zamanda bu yani tedbirlerin ne kadar sürdüğü ki tedbirler özellikle kişinin istemediğini de düşünürsek yani kötü olan şeylerin ne kadar devam ettiğinin sorumluluğu tamamen halkın bu tedbirlere uyması ve onların kararlılığıyla belirlenen yani aslında hani tabii ki devletin, hükümetin dışında tamamen halka ve bireylere ait bir görev olarak sunuluyor. Burada biraz ilginç gelen şeylerden biri bana halk sağlığı iletişimiyle genel olarak aslında siyasal iletişim arasında nasıl bir gerginlik çıktı. Çünkü genel olarak biz sağlık iletişiminden bahsettiğimizde hani anlatılabilir ve net mesajlar olması çok olumlu ve hani bunu iyi hale getiren şey, etkili hale getiren şey oluyor. Yani bunu çünkü mesela normal bir doktorun hastasıyla iletişimiyle ilgili olarak da düşünebiliriz. Aynı şekilde mesela sigarayı bırakma kampanyaları ya da işte daha çok spor yaptırma kampanyaları vesaire ne kadar net olursa, akılda kalıcı olursa, basit olursa o kadar etkili oluyor. Mesela sağlık iletişimi ilk başta çok zaten övgü aldı hem akademi alanlarında hem yani siyaset alanında hem de yani genel olarak halk tarafından da yani o Fahrettin Koca'nın konuşmalarını videoları altındaki yazılan şeyler ya da sosyal medyadaki genel olarak onay bayağı yüksekti. Ama sonra hani zaman geçti. Hem bu yani anlaşılabilir ve net mesajlarla politika uygulamaları arasında bazı çelişkiler gittikçe ortaya çıkmaya başladı. Mesela Mayıs'ta yeniden açılma olduğu zaman mesela Erdoğan'ın halen daha işte sadece çok çok zaruri işleriniz varsa evden çıkın, gerekmedikçe çıkmayın demesi var bir yandan. Bir yandan da hani tam olarak böyle o aynı hafta içerisinde alışveriş merkezleri ve berberlerin, kuaförlerin ilk açılan kamusal alanlar olması var. Bunun gibi böyle çelişkili durumlar bir yandan ortaya çıkıyor. Bu açık ve net mesajları bulandıran. Bir de şeffaflık meselesi tabii çok büyük bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü en başından beri çok vurgulanan bir şeydi. Yani biz yani devletin görevlerinden biri bu süreçte şeffaf olmak. Ve biz çok şeffaf bir yol izliyoruz. Yani AKP hükümeti olarak ve Sağlık Bakanlığı olarak her şeyi sizinle paylaşıyoruz. Gün gün ama ondan sonra vaka yani verilen sayıların aslında neye tekabül ettiğiyle ilgili çok fazla soru işareti. Soru işareti değil yani çok fazla sorun çıktı. Aynı şekilde TTB ve bazı diğer organizasyonlar yani aslında bu sayıların doğruyu göstermediğini iddia etti güçlü argümanlarla. Bir yandan da sağlık iletişimini ikna edici ve harekete geçirici özellikle bir şey olarak da düşünmemiz gerekiyor. Böyle düşündüğümüz zaman yani milliyetçilik, sorumluluk, duygu, akılcılık bu kesilmiş nedense yazarken ama yani bunun gibi bir sürü farklı özellikle insanları harekete geçirebilecek ve duygularla ve kimlikle çok ilişkili şeylere sürekli olarak yapılan referanslar ve oradan doğru insanlara harekete geçirme var. Burada hem mesajlara meşruiyet ve güç kazandırmaya çalışıyorlar. Yani mesela bu az önceki işte sizin halkın refah ve işte huzur içinde yaşayabilmesini sağlama sorumluluğunuz var gibi ya da
İşte genç insanlar evet sağlıklılar ve COVID'i kolayca atlatabilirler ama hani yaşlarımız ya da biraz daha kronik hastalıkları olanlar bunu atlatmayabilir, ölebilir. Ve bunu önlemenin sorumluluğu sizde ya da Türk ulusunu bu şekilde kurtarıyoruz gibi bazı mesajlarda. Yani hem bu şekilde mesajlar güçlendiriliyor, meşruiyet kazandırılıyor. Bunlar aynı şekilde bu tedbirlere uymayanları çok güçlü bir şekilde damgalayabiliyordu. Ve buradaki yani mesela bunun en örneklerinden biri Erdoğan'ın 11 Mayıs'taki gerçekten zaruri bir şey olmadan dışarıya çıkanlar, sokak ulaşım araçlarında açık ve kapalı mekanlarda gereksiz kalabalıklar oluşturanlar kendi elleriyle virüsü besliyorlar. Yani çok güçlü bir söylem bir yandan birine yöneltmek için, özellikle halen daha bu ne kadar yeni ve panik halinde biraz daha da ele alındığı bir dönem olduğunu düşünürsek Mayıs'ta. Ve bu özellikle yani zaruri işi olmadan tabii burada bunu yani aslında kastettiği kişinin işe gitmesi gerekenler ya da evinde kalamayanlar vesaire olmadığını bir yandan söylüyor, bir yandan bunun bu şekilde alımlanma ihtimalinde ben çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanlar sokakta birisini gördüğü zaman o işe mi gidiyor? İşte şey yani essential worker mı, yoksa bir zaruri bir işi var da oraya mı gidiyor, yoksa gezmeye mi gidiyor, arkadaşlarıyla kafede kaçak işletilen bir yerde oturmaya mı gidiyor bilmiyorlar ve genellikle özellikle bu dönemde sokakta olması gereken insanların zaten çok düşük gelirli, çünkü genel olarak bu yani essential worker kitlesi zaten işini evden yapamayan ve genellikle çok da açıkçası güvenliği ve güvencesi olmayan şartlarda, mesela marketlerde çalışanlar ya da inşaatlarda da bu arada mesela uzun bir süre aslında diğer sektörler kapalıyken çalışma devam etti. Ama yani bunun gibi güvencesiz ve aynı zamanda COVID konusunda da bir güvenlik önlemlerini çok iyi genellikle sağlayamayan yerlerde çalışan insanlar oluyor. Bununla ilgili SDF'nin raporunda mesela İstanbul'daki durumla ilgili bayağı bir detay da var. Yani bu şartlar altında burada aslında hedef gösterilen kitle bir miktarda hani zaten burada yani tedbirlere uymayanlar değil, tedbirlere uyamayanlar oluyor zorunlu olarak. Ve bunun özellikle aynı zamanda çok yaygın bir, hani hem bütün dünyada çok yaygın ama aynı zamanda Türkiye'de de çok yaygın olarak kullanılan savaş metaforları içerisinde de düşünürsek, yani işte Covid'le mücadele, sağlık ordusu vesaire gibi, bu hani tedbirlere uymadığı için hasta olan insanlar zaten topluma da zarar veriyor. Ama aynı zamanda evinde oturmayıp dışarılarda hasta olduğu için, yani ölürse ya da çok acı çekerse bu da onlara bir miktar müstehaktır sonucuna da götürüyor bir noktada. Özellikle de buradaki sorun Türkiye'nin bu dönemdeki verdiği yani politikalar içerisindeki sağladığı gelir desteği ya da aynı zamanda mesela güvencesi olduğu için ya da ücretsiz izne çıkarıldığı için gelirini tamamen kaybeden ya da büyük bir kısmını kaybeden insanların ekonomik olarak evinde kalması gibi bir imkan olmadığı da düşünülürse, yani biraz daha bunlara uyamayacak kadar ekonomik güvence sahibi olmayan insanların ölümünün kabul edilebilir bir şey haline getirilmesi anlamına geliyor. Ki özellikle bu aynı zamanda bu yüksek sorumlulukla birlikte halka yüklenen genel olarak kamu sağlığının sorumluluğunu da bireyselleştiriyor bir noktada. Hani bunu devletin sağlaması gereken ya da devletin en azından çok çok ciddi bir şekilde desteklemesi gereken bir şey olmaktan çıkarıp bireysel bir sorun haline getiriyor. Ve bu yani zaten bu genel olarak sağlık iletişimi ve siyasi iletişim arasında bu şekilde temel bir gerginlik var. Çünkü bu nüansları bu söyleme kattığınız zaman aynı şekilde sağlık iletişimini bir noktada zayıflatmaya da götürebiliyor. Çünkü o istenilen yani çok temiz, temel düzeyde yani çok basit ve çok böyle net mesajları vermek zorlaşıyor bir noktada. Ama bu aynı zamanda işte politik sorunlar ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda bu analiz ederken sağlık iletişimini, ki bu genelde biraz daha az görece değinilen bir nokta literatürde,
Yani genel olarak politika bağlamını oturtmanın önemini de gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin sağlık iletişimi bir fanus içerisinde ele alındığı zaman aslında çok başarılı bir sağlık iletişimi örneği. Ki uzun bir sürede bu şekilde kabul edildi. Yani ilk böyle aylarca. Ama bunu politikanın genel şeyi içerisinde COVID'e karşı uygulanan ele aldığımız zaman aslında çok da sorunlu yönleri var. Ama ben en önemlisi buradaki gördüğüm şey kamu sağlığı alanında da genel olarak sağlık ve sosyal haklar alanında da hakların ve sorumlulukların bir özellikle kriz çerçevesinde bu şekilde yeniden çizilmesinin bu hakların devamlılığı ile ilgili verdiği işaretler. Çünkü bu şekilde bireyselleştirmeler ne kadar kabul edilirse ve ne kadar doğallaştırılırsa bu çerçevelerde bunların daha sonradan tekrar bir hak olarak tanımlanması o kadar zorlaşıyor ve aynı şekilde yani kendi sağlığını COVID süresince evinde kalamadığı için kendi sağlığını yeterince koruyamayan ya da halk için yeterince fedakarlık yapamayan kişilerin böyle bir durumda sorumlu olarak tutulması da burada yani asıl bizim bir noktada bu alanda yani sorumluluk verilmesi gereken en önemli kurumlardan biri olarak devlet kurumlarının aradan çekilmesi ve bir noktada hani halkı kendi başının çaresine hani biz size ne yapmanız gerektiğini söyleriz ama siz kendi başınızın çaresine bakacaksınız demesine yakın bir noktaya getiriyor. Ve bu şekilde de bu sorumluluk zaten 1980'lerden beri bütün dünyada çok yaygın bir şekilde ortaya çıkan yeni halk sağlığı yaklaşımlarıyla ki bunların çoğu yani biz insanlara eğitelim işte yok sağlıklı yiyin, sigara içmeyin, spor yapın, çok alkol tüketmeyin, çok su için vesaire ve hani bu şekilde sağlığı biz koruyoruz. Hani halk sağlığı bu şekilde insanlara bilgi vererek korunuyor. Geri kalanları hani devlet yaparsa iyi ama yapması çok da gerekli olmayabilir şeklinde de bir alt metni olan bir sağlık politikalarını da sürdürülmesi anlamına geliyor ve bu yani özellikle sağlık alanında ve genel olarak sosyal haklarında tabii ne kadar kaçınılırsa o kadar iyi bir şey. Bu kadar benim anlatmak istediğim şu an. Teşekkürler.